Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni Elantra'yı incelemek için Hyundai Tertan Otomotiv'e geldim. Buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum ve çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Şimdi iki farklı modelimiz var. Biri en baz versiyonu, biri en full versiyonu. Bir tanesi dışarıda, böyle rüzgar olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın ama bir tanesi de boş olan showroom'da. Onun incelemesini de sizler için yapacağım. Ama öncelikle beni eğer YouTube'da ilk kez gördüyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. 1000 aboneye çok az kaldı. Sizlerle beraber inşallah 1000 abonede olacağız ve kanalımız daha güzel yerlere gelecek. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz, gelecek videolardan da haberdar olmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onu da hemen buraya bırakıyorum. O zaman hadi bakalım Elantra'ya geçiyoruz. Karşımızda yeni Hyundai Elantra. Arkadaşlar, araba daha sıfır, yeni gelmiş jelatininden. Dışarıda felaket bir rüzgar ve yağmur olduğu için sağ olsunlar yardımcı oldular, içeri aldık aracı. Yani jelatinleri vesaire var, bunun için kusura bakmayın ama ben sizin için inceleyeceğim. Biraz kirli araba, onun için de kusura bakmayın. Tüm özelliklerinden, detaylarından bahsedeceğiz. Arabamız Elite Plus paket, yani Hyundai Elantra'nın şu anda alabileceğiniz en full versiyonu. Tamamen dolu dolu bir paket. Biliyorsunuz ki biz bu aracın jump versiyonu, en boşunu bir tırın üstünde çekimini yapmıştık ufak da olsa. Fullünde merak ediliyordu acaba nasıl olur diye. Ben de hemen fullünü sizin için incelemeye geldim. İsterseniz farlardan başlayalım. Şimdi tamamen led mercekli bir far yapımız var. Gündüz aydınlatmalarımız hemen burada geliyor. Çok güzel görünüyor. Uzunlarımız da led, viraj aydınlatması yok. Onu görmedim. Şurada bir halojen sinyallerimiz var. Burada önde ızgarada parlak detaylar kullanılmış. Sis farımız gelmiyor. Elite pakette şu anda jumplarda var ama Elite Plus'ta yok. Çünkü zaten bu far dizaynı full led olduğu için öyle bir sis farına da ihtiyaç duymuyorsunuz açıkçası. Ön tarafta çarpışma önleyici sistemimiz, bizi karşılıyor hemen. Şerit takip sistemimiz, far yağmur sensörlerimiz var. Araçta herhangi bir şekilde opsiyon yok. Bu saydığım özellikler ve sayacağım özelliklerin hepsi şu anda bu araçta standart olarak geliyor. Evet. Tamponlarımız çok güzel görünüyor. Şurada biraz parlak bir krom malzeme kullanılmış bakın. Bu krom malzeme biraz daha hoş göstermiş arabayı. Buradaki hatları da keskin, gayet hoş. Jantlarımıza doğru bir uzanalım bakalım. 225-45R17 jantlarımız var. Bunlar da gayet güzel. Ön tarafta yalıtımımız yok. Yalıtım göremedim. Ayrıca bakın burada hava kanallarımız mevcut. Jant tasarımını nasıl buldunuz? Gene çift renk, piyano bilek ve gümüş olarak kullanılmış bir jantlarımız var. Yorumlarda yazarsınız. Katlanır aynalımız var. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Anahtarımızdan bahsetmişken şöyle göstereyim sizlere. Hyundai'nin şöyle şık bir anahtarı var. Buradan bagajı da açabiliyorsunuz. Arka tarafa geçtiğimde onu da göstereceğim. Araçta sunroofumuz var. Şu anda beyaz bir koruması olduğu için onu gösteremiyorum ama içeriden göstereceğim tabii ki. Arka tarafa gelelim hemen. Arka tarafta bakın yalıtım malzemesi kullanılmış. O gayet güzel. Ama ön tarafta kullanılmış. Hani arkanın şurada yok. Yani aracımız benzinli. 1.6 motora sahip, 177 beygir ve 265 torku var. Arkadaşlar, benzinli bir araçta 265 tork ve 177 beygir. Yani şu anda ben bunu duyunca bile biraz şaşırdım. Bu araba artık nasıl bir yolda, nasıl gidişi olacak çok merak ediyorum. Arkadaki stoplara bakar mısınız? Tamamen böyle infinity, sonsuz bir şekilde gidiyor. Ve çok güzel bir görüntüsü var. Bagajımızı açalım bakın. Şurada geri görüş kameramız var. Daha jelatin üzerinde duruyor. Burada çok sezgisel bir tık diye direkt bagajı açıyor. Herhangi bir şekilde elektrikli bagajımız yok. Evet. 474 litrelik bir bagaj hacmimiz var. İçerideki malzeme kalitesine bakıyorum. Standart bir halı kalitesi var şu anda. Buralara kadar uzanıyor ama şurada bir göz olabilirdi diye düşünüyorum. O göz şu an yok. Şuralar böyle açıkta kalmış. Paspaslarımız burada. Alt tarafa göstereyim. Stepnemiz yok. Araçta stepne gelmiyor. Standartta opsiyon olarak alabilirsiniz isterseniz. Bir de şu dikkat çekti. Bagajı kapatacağım ama herhangi bir şekilde burada kapatmak için bir yer yok. Direkt buradan tutmak zorundasınız. Hafif bir kapak var ama
dediğim gibi herhangi bir şekilde kapatamıyorsunuz hani içeriden tutup. Direkt alt, bu taraftaki arka tarafa gelelim. Arka tarafta bakın ön taraftaki gibi burada krom malzemeler kullanılmış. Sanki bir egzoz çıkışı var gibi bir görüntü yaratılmış burada da. Arka park sensörlerimiz var. Ön tarafta park sensörlerimiz yok. Onu söyleyeyim sizlere. Onun dışında bakıyorum. Araçta bağımsız süspansiyonumuz yok. Torsiyon kullanılmış. Burada bir sis farımız var. Arka sis stopumuz var. Evet. Dışarıdan bu şekilde görünüyor araç. Aslında hoş. Ben detayları sevdim. Hani burada da bakın krom detaylar var. Şu an jelatinli ama güzel görünüyor. Şuralar belki piyano bilek olabilirdi. Bir de içeri bakalım mı? İçeride nasıl araç? Ben merak ediyorum içerisinde. Tarsız girişimizde direkt giriyoruz ve Elantra bizi karşılıyor. Anahtarı ben hemen kenara bir yere bırakıyorum. Deme kalitesiyle başlayalım. Bakın burada sert bir plastik kullanılmış. Hani 410 bin lira bu araba. Hani burada sert plastik bir Elantra. Hani Hyundai'nin amiral gemisi diyebiliriz aslında. Ama burada bir plastik kullanılması hoşuma gitmedi. Hemen altında kumaş malzeme kullanılmış dikişler var. Dikişler güzel görünüyor. Onun altında şurada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Hani üst tarafta yumuşak kullanmayıp bu duraları yumuşak kullanmışlar bakın. Şöyle bir kapı kolumuz var. Kapı kolumuz güzel görünüyor. Katlanır aynalarımız var bakın. Katlanır aynalarımız güzel. Şöyle bir kapı tutma yeri yapmışlar. Hani belki şurada bir kapı kolu olabilirdi. Hani sizlerin görüşünüz neler? Bu tarz kapı açma yerlerini seviyor musunuz? Kapı kolunu seviyor musunuz? Hemen buraya gelelim. Burada herhangi bir şekilde halı kaplaması yok. Koltuklarımız herhangi bir şekilde elektronik değil. Tamamen manuel ve koltuklarımız tamamen kumaş. Deri döşeme yok. Full artı full araç bu. Ama herhangi bir şekilde deri döşeme de yok. Ön taraftaki malzeme kalitesine gelelim sizlerle. Burada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Güzel. Ön tarafa doğru uzanıyor. Hava kanallarımız güzel. Gidişi güzel. Yani buradan başlıyor. Ve tamamen ön göğüse doğru gidiyor. Güzel görünmüş hava kanalı. Burada far ayarı ve ESP'yi kapatabiliyoruz. Bakalım. Burada gene sigorta var büyük ihtimal. Elimde kalmasını istemiyorum çok zorlayıp. Direksiyonumuz bu şekilde. Jump'tan biraz farklı olarak bakın buralarda şöyle detaylar kullanılmış. Bunlar hoş olmuş. Mat krom bir parçalar var üzerinde. Şunlar çok güzel. Aynen gayet güzel duruyor. Onun dışında bakalım. Aracımızda burada kablosuz şarjımız var. Fly modlarımız var. Onların hepsine bakacağız şimdi. Kameralarımız var. Elektronik parkımız ve otoholtumuz da var. Burada bir bardaklığımız var. Gayet geniş. Anahtarı da koymuştuk. Bakalım kolçağımıza. Kolçağımızda halı kaplama var. USB girişimiz var. Kolçakta. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burada küçük bir torpidomuz bizi karşılıyor. Herhangi bir şekilde halı kaplaması yok. Üst tarafa gelelim. Üst tarafta aynalı aydınlatmaya bakıyorum. Sarı aydınlatması olan bir güneşliğimiz var. Buradaki aydınlatmamız da sarı. Büyük ihtimal ben o tırın üstündeki ışığı açık bırakmış olabilirim. Birkaç arkadaş çünkü beni uyardı o konuda açık bıraktın diye. Umarım sönmüştür sonradan. Elektronik çift bölmeli klimamız var. Hemen bir kontak yapalım araca. Buradan klimanın ayarlarını yapabiliyoruz. Gayet güzel manuel tak tak ayarlayabiliyoruz. O hoşuma gitti benim. Hani manuel olmasını ben seviyorum. Hani elektronik olunca biraz zorlayabiliyor bizi ama manuel hani hoş bir tercih olmuş Elantra'da. Şunu sevdiniz mi? Size bunu öncelikle sormak istiyorum. Şu detayı sevdiniz mi? Hani benim içime pek sinmedi. Bu hani tamam şu anda mesela geniş açıdan göstereceğim size. Bakın şu anda bu benim hani SUV'larda alışa gelmiş olarak gördüğüm bir nasıl desem tutma yeri. Hani aracın bu tarafta herhangi bir tutma yeri yok ama burada böyle bir tutma yeri kullanılmış. Acaba bunu niye yapmışlar? Şöyle güzel. Bakın şu yönden güzel. Araca bu şekilde baktığımız zaman tamamen bizi saran bir kokpit karşılıyor. Buradaki detay da
bizi tamamen yan taraftaki yolcudan ayırmış durumda. Buradaki detay bizi tamamen yan taraftaki yolcudan ayırmış durumda. O yönden güzel, hoş. Ama onun dışında dediğim gibi biraz farklı. Kimi sever, kimi sevmez bilmiyorum. Buradaki malzeme kalitesine geliyorum. Kaliteli bir plastik. Ele bir deri hissiyatı veriyor şu anda. Öyle söyleyeyim. Star stopumuzu hemen buraya konumlandırmışlar. Onun dışında araca bir kontak yapalım. Hayalet ekranımız. Böyle bir selamlamamız var. Ekranlarımızın renkleri bu şekilde. Direksiyonumuzda şerit takip sistemi, çarpışma önleyicinin ayarları, hız sabitleyicimizin ayarları ve modlarımız, sesli komutlarımızın bütün özellikleri var. Şimdi dry modlarımızdan bahsetmiştik sizlere. Hemen burada. Bir dry modlarımızı bakalım. Eco, sport deyince böyle oluyor. Smart da bu şekilde geliyor. Normalde de bu şekilde bir görüntüsü var. Ama geçişler güzel. Temaları sevdim. Hani hoş görünmüş. Siz hangisini kullanırdınız? Sportta mesela o geçişleri falan hoşuma gitti benim. Lastik basıncı, dikkat seviyesini gösteriyor. Sürüş bilgilerini gösteriyor burada bakın. 17.9 kilometre gitmiş aracımız. Buradan içerik seçebiliyoruz. Mesela ben bunu seçmek istiyorum. Araçta ambiyans aydınlatması yok, onu söyleyeyim. Burada şerit takip sistemine bastığımızda sağ tarafta bakın bir direksiyon simgesi çıkıyor. Direksiyonu siz sevdiniz mi? Direksiyon derisine bakıyorum. Derisi yumuşak ve kaygan bir derisi var. Mat ama güzel duruyor. Bakalım yani... Ekranlarda belki biraz daha farklı temalar vesaire olabilirdi diye düşünüyorum ben. Sağ tarafta buradaki ekrana müdahale ediyorsunuz. Sol tarafta da radyo biraz tam tersi olmuş alışıla geldiğimizin dışında. Hyundai'larda bu şekilde büyük ihtimal. Sağ taraftaki ekranımıza gelelim. Radyo, medya ayarlarımızı gene buradan yapabiliyoruz. Bakalım başka neler varmış. Araç ayarlarına bir gelelim. Herhangi bir şekilde ekstra bir özellik yok. Ekran özelliklerine giriyorum. Parlaklık. Çünkü araçta mesela ambiyans aydınlatması da yok. O yüzden hani sesine bakalım biz gene. Sesimize bakalım. Ses de gayet güzel aslında. Fena değil. Ortalamanın üstünde bir ses sistemi var. Hoş. Ama şu koltuk ayarlarımız da eğer... Manuel değil de elektronik olsaymış güzel olurdu. Şu an ben kendime göre ayarlıyorum. Evet, bir de arka tarafa geçelim. Bakalım arkada nasıl detaylar var. Onlara görelim. Kontağımızı kapatalım. Bakın böyle de bir karşılama müziği var araçta. Duydunuz. Bir de yan arka tarafa geçiyoruz. Bir diz mesafemize bakalım. Ön tarafı ben kendime göre ayarlamıştım. Şu diz mesafesine bakın ya. Allah Allah. Yalnız inanılmaz bir diz mesafesi var şu an. Bakar mısınız? Yani 6-7 parmak kadar bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.92. Şu an baş mesafem o kadar değil ama şu diz mesafesinden kıstığım zaman hani baş mesafem de bu şekilde. 2 parmak oluyor. Diz mesafem de böyle kalıyor. 1.92 bir insan olarak ben gayet rahat yolculuk yapabilirim burada. Arka tarafta da burada plastik kullanılmış malzeme kalitesi olarak bakıyoruz. Burada gene kumaş kullanılmış. Buralar gene sert. Burada küçük bir sadece bir şişe koyabileceğimiz kadar alan var. Onun dışında burada kolçağımız var. Şu an naylonları olduğu için açamıyorum ama büyük ihtimal bardaklığımız da olacaktır. Burada hava kanalımız var ama burada da bir USB veya Type-C girişi beklerdim o araçtan. 12 volt giriş de olabilirdi. Onu bekliyordum. Burada şunu da gösterelim şöyle. Burada aydınlatmalarımız gene sarı. Arka taraftaki sinyallerimiz de bu şekilde. 410 bin liralık bir araç için, hatta 405 bin lira diyelim biz buna.
Çünkü bunun üzerinden de indirimler olacaktır. Bu 5000 lira da aracın seramik cam, seramik motor bakımı, koltuk bakımları vesaire Hyundai'da yapılıyor. Buraya geldiğinizde 5000 lira ekstradan verip yapabiliyorsunuz. Siz 405.000 TL'ye bu aracı alır mıydınız? Bunu yorumlarda bekliyorum. Yani birkaç eksikleri var bu aracın. Umarım sonradan giderilecektir. Böyle umuyorum. Bir de motorumuza bakalım mı? Gelin bir de motorumuza bakalım. Gelmişken o 177 beygirlik motorumuzu bir göstereyim sizlere. Bakalım amortisör var mı? Bakıyoruz. Böyle kocaman kaputumuzda herhangi bir şekilde amortisör yok. Bu kötü olmuş. 177 beygirlik 1.6 motorumuzda bu şekilde görünüyor. Ya bu amortisör olmaması kötü olmuş bu araçta. Yani bilmiyorum niye koymadılar acaba. Bir yalıtım malzemesi var inceden. Dediğim gibi araçta herhangi bir şekilde amortisör olmamasını sevmedim. Ne yapalım, koymamışlar. Sonradan artık alınca biz taktıracağız. Evet arkadaşlar, benim yeni Elantra'dan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. İnceleme videoların devamı gelecek. Ben bunun jump versiyonunu da çekeceğim sizler için. En boş versiyonunu da. Onun da incelemesini ileriki günlerde tabii ki de göreceksiniz. Aracımız Elite paket. Bunun da bir üst versiyonu olan Elite Plus var ama aralarında çok çok küçük farklar var. İleriki dönemlerde Elite Plus'ta bulduğumuz zaman hemen sizler için inceleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.